Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İyi akşamlar. İlkokul 1. sınıfa başlayan 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Sivas'ta ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler okullarına gittiklerinde sürprizle karşılaştı. Okullarımızın çevre düzenlemesi, öğretmen odalarımızın... Kıymetli Milli Eğitim Müdürümüz, Şube Müdürümüz, çok değerli velilerimiz, sevgili öğrenciler. Sivas Belediyesi tarafından eğitim öğretimin ilk gününde 6000 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi. Bana ekmek ver diyemiyorum. Göz hakkı denilen bir şey var. Seslemeyin. Evet. Eşeğe neden ters binmiştim? Vaaz ettim. Tekrar öne geçtim. Hiç kimseye arkamı... Sivas kent merkezinde bulunan İnönü İlkokulu'nda Mutlu Öğrenci Mutlu Gelecek programı düzenlendi. Programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Geçmiş olsun birileriyle. Sevgili çocuklar, hepinize çanta verilecek. Burada temsili olarak birer tane arkadaşınıza verin. Birazdan sizlerle birlikte olacak çok güzel bir sürprizimiz var. Başkan Bilgin, eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilere küçük bir hediye verdiklerini belirterek, "Biz bugün çocuklarımızı sevindirmek hem de sizlere katkıda bulunmak adına hiçbir ayrım yapmadan il merkezinde eğitime başlayacak 1. sınıf çocuklarımıza küçük bir hediyemiz olsun dedik" şeklinde konuştu. Biz bugün çocuklarımızı sevindirmek, onları motive etmek adına hem de sizlere katkıda bulunmak adına hiçbir ayrım yapmadan İl genelinde, il merkezinde eğitime başlayacak 1. çocuklarımıza küçük bir hediyemiz olsun dedik. Bu kapsamda da onun için buradayız. Program Nasrettin Hoca gösterisiyle sona erdi. Oradan geçen bir köylünün biri, "Hocam ne yapıyorsun?" dedi. "Göle maya çağırıyorum" dedi. "Hocam hiç gül maya tutar mı?" dedi. "Ben ise ne dedim biliyor musunuz? Hocam bize düdük al, düdük al" dediler. Ben de şöyle bir baktım çocuklara. "Bizim düdüğümüz nerede?" "Parayı veren düdüğü çıkar." Demek ki bir şeyi elde etmek için bedel... Şarkışı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Sahır Mahallesi'nde bulunan Soydan Erdoğan'a ait tek katlı müştemilatta gece yarısından sonra neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Nasıl oldu? Bilmiyoruz ki, elektrik mi ya? Yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Binada bulunanlar zarar görmeden tahliye edildi. Nasıl oldu? Bilmiyoruz ki, elektrik mi ya?
Yangın Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangın söndürüldüğünde ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Memur Sen Sivas İl Temsilcisi ve Eğitim 1 Sen Sivas Binoğlu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz bugün adaylığını açıkladı. Temiz, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü bir şekilde devam etmesi için adaylığımı ilan ediyorum dedi. Memur Sen Sivas İl Temsilcisi ve Eğitim 1 Sen Sivas Binoğlu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, bugün kameralar karşısına geçerek Eğitim 1 Sen Şube Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Adalet, hak ve hukuku önceleyen, inancının tam zıddı dahi olsa hayat hakkı tanımanın kavgasını veren merhum Mehmet Akif İnan'ın fikirleri ışığında üyelerini ötekileştirmeyen, kuşatıcı, her şeyden önemlisi samimiyet ve dürüst sendikacılığının devamı adına Eğitim 1 Sen Sivas Birnoğlu Şube Başkanlığı'na tekrar aday olmaya karar verdik. Eğitim 1 Sen'in bin yıllık medeniyetimizin havzasından beslenmiş, çağın soylusu Mehmet Akif İnan'ın hakkın ve haklının yanında durma ilkesiyle kurduğu kutlu bir mücadele hareketi olduğunu ifade eden Temiz, seçim sürecine girdiklerini ve bu sürecin hizmete yarış anlayışıyla sürdürüleceğine inancım tamdır dedi. Bilindiği üzere Eğitim 1 Sen 25 Ağustos 2022 tarihi itibariyle seçim satına girmiştir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de bu sürecin birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuna zarar vermeden hizmette yarış anlayışıyla sürdürüleceğine olan inancım tamdır. Temiz, 17 Kasım 2018 tarihinde yapılan 6. Şube olan Genel Kongresi'nde delegelerin büyük bir teveccühüyle yönetime layık görüldüğünü, yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Neler yaptık? 2018 yılında 4172 üye ile devraldığımız sendika bugün itibariyle 4850 sayısına kadar yükseltmiş durumdayız. Sendika şubemize hizmet binamızı satın aldık. Sportif, kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenledik. Bugün burada bunların detayına girmeyeceğim. Bunların ayrıntısını bir broşürle tüm üyelerimize inşallah ulaştıracağız. Maaş promosyonları ile ilgili olarak da açıklamada bulunan Temiz, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bankalarla defalarca görüştük. Mevcut sözleşmenin iyileştirilmesi konusunda baskımız sonuç elde edilinceye kadar sürecektir dedi. Yetkili sendika olarak Sivas İl Milli Eğitim Müdürümüzle ve banka müdürüyle defalarca görüştük. İyileştirme yapılması gerektiğini ifade ederek aksi takdirde fesih edilme teklifinde bulunduk. Bu konudaki gayret ve çabaları için İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu konudaki görüşmelerimiz ve baskımız sonuç elde edilinceye kadar devam edecektir.
kimsenin şüphesi olmasın. Öğretmen kariyer basamağı ile ilgili olarak görüşlerini ifade eden Temiz, sınavın yapılmasının büyük tepkilere neden olduğunu ifade etti. Kamuoyunda uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik olarak bilinen öğretmenlik meslek kanunu ilk olarak 2004 yılında çıktı. 2005 yılında yönetmelik yayınlandı. 2006 yılında ilk defa uzman öğretmenlik sınavı yapıldı. Ve maalesef 2007 yılında da mahkeme tarafından iptal edildi. Ve yaklaşık 16 yıldır eğitim çalışanlarının, öğretmenlerimizin mağdur olduğu bir süreci hep beraber, hep birlikte yaşadık. Öğretmenlik mesleği 4 sınıfa ayrıldı. Aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğe geçişte bir takım kriterler getirildi. Bu kriterler içerisinde sınav olması ciddi tepkilere neden oldu. Eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği ile ilgili de açıklamada bulunan Başkan Temiz, bu ödeneğin bir maaş tutarından az olmaması gerekir dedi. Eğitim öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen eğitim öğretim hazırlık ödeneğinin, ki bu ödenek sadece öğretmenlerimize ödenmekteki, bu ödenek günümüz şartlarında komik bir hale geldi. Bu miktar güncellenmeli ve tüm eğitim çalışanlarına ödenmeli ve ödenen bu ücret bir maaş tutarından az olmamalıdır. Temiz açıklamasına Hacı Bektaş Veli'nin sözleriyle son vererek adaylığını açıkladı. Kıymetli üyelerimiz, saygıdeğer basın mensupları, yukarıda kısaca bir kısmını saydığımız eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü bir şekilde devam etmesi için adaylığımızı ilan ediyor ve tüm üyelerimizden destek bekliyoruz. Sözlerimi Hacı Bektaşi Veli'nin sözleriyle tamamlıyorum. Gelin bir olalım, diri olalım, iri olalım diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kağıthane Belediyesi'nin Deneyim Okulu adlı projesine katılarak farklı alanlarda iş tecrübesi edinen gençlere sertifika ve ödülleri verildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sezon öncesi söz verdiği 53 projeden biri olan Uygulamalı Eğitim Pilotosu projesi adı altında deneyim okulu açıldı. Yaşları 16-23 arası 600 kadar genç deneyim okuluna kaydolarak birer hafta süreyle belediyenin farklı birimlerinde çalışma imkanı buldu. Hamza Dağ Beyefendi, saygıdeğer belediye başkanımız Mevlüt Öztekin Beyefendi, sayın kaymakamımız Beyefendi, AK Parti İstanbul Başkan Yardımcımız. Gençlerden kimisi temizlik işçisi oldu, sokakları süpürdü. Kimisi zabıta oldu, fiyatları denetledi. Kimisi de asfalt döktü. Kağıthane Belediyesi'nin projesi olan deneyim okuluyla gençler birçok farklı alanda iş tecrübesi kazandı. Deneyim okulunun dönem sonu programı da renkli geçti. Gençlere katılım sertifikaları verilirken çekilişle 600 gencin tamamına akıllı saat hediye edildi. Narin Mert, Buğra Orhan, Sümeyye Çiftçi, Betül Çelik hanımefendi. Ayrıca yapılan çekilişte 4 gence MacBook, 4 gence elektrikli scooter, 4 gence tablet, 4 gence Apple Watch, 4 gence iPhone 11 telefon hediye edildi. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Beyefendi elektrikli scooter çekilişi. Sayın Başkanım, 5 gün çocuklarımızın, arkadaşlarımızın denedikleri, ömründe belki hiç unutmayacaklar, çok güzel hatıralar biriktirdiler. İşte çöp topladılar, çim biçtiler, sosyal tesislere çalıştılar, koli taşıdılar, markette raflara dizdiler, zabıtayla beraber sahayı gezdiler. Birçok farklı işlere beraber görmüş oldular. Kütüphanelerde, farklı birimlerde. Her birinize teşekkür ediyorum. Buradan anneleri, babaları da görüyorum.
onlar için de güzel bir deneyim olmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Ve çocuklarımız da geleceğe dair güzel fikirleri de bize sunma fırsatı bulmuş oldular. Ben emeklerine, yüreklerine sağlık diliyorum. Tekrar bugün burada bize yalnız bırakmayan değerli vekilimize, kaymakamımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinize güzel bir gelecek diliyorum. Aslında belediye başkanımıza empatiyi hayatımıza soktuğunuz için teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın özellikle günümüz çağında deneyimin ve tecrübenin çok değerli olduğu bu zaman diliminde yer değiştirerek kamu hizmeti sunan belediyemizin, hayatın her alanına dokunan, mahalli müşterek ihtiyaçların tamamına dokunan belediyemizi hem çocuklarımız anlamış oldu hem de gelecek hayatları için çok kıymetli bir deneyim, tecrübe elde etmiş oldular. Belediyemizi tüm çalışanlarını tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Kıymetli gençlere de bu etkinliğe katıldıkları için onları da tebrik ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, hepimizin hayat hikayesi var. Bu hayat hikayesinde yaşadığımız her bir an, her bir zaman bize o hayat hikayesinde tecrübe olarak geri dönüş sağlıyor. Bazen rutini yaşadığımızda, hayatımızda rutin olanları yaşadığımızda o rutin olanların aklınızda, beyninizde bir süre sonra kaybolduğunu görürsünüz. Ama ne zaman ki rutinin dışına çıktınız, kendi hayatınızdaki o olağan bir takım işlerin dışına çıkan bir şeyler yapmaya başladığınız, onların size bir takım şeyler kazandırdığını yıllar sonra fark edersiniz. Onun için de hem toplumsal farkındalık oluşturmak açısından, hem sizin gelişiminizi ortaya koyması açısından böyle bir organizasyon yaptığı için belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. Tabii sadece o yeterli değil. Böyle bir organizasyon düşünülebilir. Ama bu organizasyon düşündükten sonra bu organizasyona katılarak bunun bu yaz verimli olmasını sağlayan ve bir nevi can simidi veren, çünkü o sizin katılımınızla bu ilk başlayan, ilk anladığım kadarıyla İstanbul'da da ilk anladığım kadarıyla bu ilk başlayan bu organizasyona katılım sağlayarak destek veren siz genç kardeşlerime, ailelerinize tebriklerimi sunuyorum. Gençlere sertifika ve ödüllerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin birlikte verdi. Vatandaşların tercih ettiği yatırımların başında gelen altının sahtesi ve gerçeğini anlamanın zor olduğunu belirten kuyumcular, altın alacak olanlara tavsiyede bulundu. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ile birlikte sahtecilik de artmaya başladı. Kuyumcu, vatandaşlar altın alırken nelere dikkat etmeli, sahte altın nasıl anlaşılır sorularına açıklık getirdi. Altının içinde ayarı, patenti ve TSE belgesi olmasını belirten esnaf, güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapmaya ve fatura talep etmeye dikkat edilmeli dedi. Vatandaşlarımız altın alırken bazı önemli noktalara önem göstermelidir, dikkat etmelidir. Bunlardan en önemlisi altının içinde ayarı,
sonra patenti, sonra TSE belgesi olmalıdır. Bileziğin içinde marka, ayar ve TSE damgası olmalıdır. En önemli hususlardan biri güvendiğiniz kuyumculardan altın almak ve fatura talep etmektir. Kuyumcular tecrübeli olmasının yanı sıra bir takım altın testi yöntemleri olduğunu söyledi. Mıknatıs yöntemi vardır. Ayar suyu mihenk taşına sürteriz ve ayar sularıyla test ederiz. Üçüncüsü de kesmedir. Hiçbir yöntem işe yaramaz. Altını keseriz, içine bakarız, tekrar asit süreriz, tekrar mihenk taşına süreriz. İçinde farklı materyal var mı diye bakarız. Bunlar önemli yöntemlerdendir. Sivas'ta bir apartmanın birinci katındaki balkonundan sarkan sarmaşık bitkisi adeta şelaleyi andırıyor. Apartmanın bodrum katında yetişen sarmaşık bitkisi zamanla büyüyerek birinci katın balkonuna kadar ulaştı. Balkondan sarkan sarmaşık zemine kadar ulaşarak şelaleyi andıran bir görüntü oluşturdu. Öte yandan mahallelinin benimsediği sarmaşık yol tarifine büyük katkı sağlıyor. Beton binalar arasında böyle bitkileri gördüğünde huzur bulduğunu belirten vatandaş, beton binaların arasında böyle bitkiler görmek bir başka huzurlu oluyor şeklinde konuştu. Çok güzel, çok seviyorum beton binaların arasında yeşili görmek bir başka huzurlu, bir başka güzellik yani. Sarmaşığın mahallenin bir parçası olduğunu belirten mahalle sakinleri, herkes mahalleyi sarmaşıktan tanıyor şeklinde konuştu. Sarmaşık mahallenin dikkatini çekiyor. Herkes de mahalleyi sarmaşıktan tanıyor. İlk sıradan da şelaleyi andırıyor. Zara ilçesinde yaramaz bir keçi inşaat iskelesine çıktı. İnşaat işçileri keçiyi çıktığı yerden indirmekte bir hayli güçlük çekti. Zara ilçesi Ahmet Başyurt mahallesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta ilginç bir olay yaşandı. Sahibinin elinden kaçan yaramaz bir keçi dış kaplamada kullanılan inşaat iskelesine tırmandı. Süper!
Zıpla akıllım, zıpla. Hadi. Ya dur. Senin. Ya mola sonrası keçiyi iskelede gören işçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen keçi bir süre sonra işçiler tarafından aşağı indirilerek sahibine teslim edildi. Zıpla akıllım, zıpla. Hadi. Görüntülerde bir işçinin bizim işimizi elimizden almak isteyen keçi demesi ise yüzleri gülümsetti. Bizim işimizi elimizden almak isteyen keçi. İnşaat işçisi mola sonrası keçiyi fark ettiklerini söyledi. Fışt, fışt. Yukarı atla, yukarı yukarı. Bir çiftçi 2 yıl önce oluşturduğu avokado bahçesindeki fidanların alt kısmını değerlendirerek ve suyun israfını önlemek için alternatif ürün olarak kabak dikerek ekonomik kazanç sağladı. Ejder ve çarkı felek meyvelerini yetiştirip hasat eden çiftçi 12 dönümlük alanın 4 dönümüne de avokado dikti. Altı metre arayla dikilen fidanlar büyümeye başlarken boşlukları değerlendiren üretici suyunda israf olmaması için kabak dikimi yaptı. Onla 50 kilogram arasında gelen kabaklar hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen kabakları üretici Akdoğan kilogramı 4 TL'den satarak ev ekonomisine gelir getiren önemli bir kazanç sağladı. Beş çocuk babası çiftçi, masrafsız kabak ektim, hiçbir masrafı yok dedi. Avokadoların arasında hortumları düşürdük, suyumuz ayara gitmesin diye. En masrafsız kabak. Kabak ektim, hiçbir şeyi yok, masrafı yok, ilaç yok. Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini 45 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın yıpranmış ve aşınmış Kur'an-ı Kerimleri onararak ciltleme yapıyor. Şimdi...
Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini 45 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın yıpranmış ve aşınmış Kur'an-ı Kerimleri onararak ciltleme yapıyor. Metrekarelik bodrum katta bulunan atölyesinde 45 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Orhan Ersu, Ramazan ayında işlerinde yoğunluk yaşadığını belirtti. Adam diyecek onun nereden derin iyi bir manevi duyguların yoğun yaşandığı bu günlerde yüzyıllık Kur'an-ı Kerimleri yeniden okunabilir hale getiren cilt ustası Orhan Ersu, gelişen teknolojiye karşın unutulmuş işini sürdürmeye devam ediyor. Biz eski bıçak olan abi otomatik değil. ...1923 basım tarihli yıpranmış ve aşınmış Kur'an-ı Kerim'ini yeniden eski haline kavuşturmak için ciltçiye getiren bir vatandaş, kendisi için manevi öneme sahip kitabı güvenerek emanet ettiğini belirtti. Orhan abiye de 1923 basımı bir Kur'an-ı Kerim getirdim. İşte Orhan abi insanların manevi kıymetlerine tedavi ediyor aslında. Çok kıymetli bir meslekle uğraşıyor. Yaklaşık 45 yıldır da burada, bu mahallede bu şekilde hizmet veriyor. Güven de çok önemli bir şey. Güveniyoruz, emanet edebiliyoruz yani. Çünkü bizim için hakikaten manevi değeri çok yüksek olan bir şey. Onun için emin ellere bırakmayı tercih ediyoruz. Ciltçilik mesleğine 1977 yılında başladığını ifade eden Orhan Ersu, vatandaş Kur'an'ını getirip bazen başında bekliyor iş bitene kadar. Yıpranmış, mesela çocuklar yırtmış Kur'an'ı biz tazeliyoruz dedi. Eski Kur'an'ları da getiren adam Kur'an'ı getiriyor, başında bekleyip alıp gidiyor hemen. Hiç taviz vermiyorlar yani. Bırakan da olmuyor yani Kur'an'ı. Yıpranmış. Mesela çocuklar yırtmış Kur'an'ı, biz tazeliyoruz onları. Olmayanları fotokopi çekiyoruz. Veyahut da eski Kur'an'lardan onlara takviye yapıyoruz. Şimdi bunları kartonu keseceğim bunun için. Dalbastı kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında padişah yemeği adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması yoğun talep görüyor. Kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazı yaprağından yapılan, yaprağı meyvesinden pahalı olan sarma köfteye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Buğdaydan elde edilen bulgurun yaprağı sarılmasıyla tencerede pişirilerek kaynatılan yoğurtla birleştirilen sarma köfteler kısık ateşte pişmek için bekleniyor. Dalbastı kirazının yaprakları kullanılarak yapılan ve Osmanlı döneminde saray mutfağında yerini alan kiraz yaprağı sarması, iştah kabartan lezzetler arasında bulunuyor. Müzik
Sarma köftesinin tamamen doğal ürünlerden elde edildiğini belirterek taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini ifade eden restoran çalışanı köfte ustası, kiraz sarması yaprağından yapılan köftenin yapılışını anlattı. Geceden ıslatmış olduğumuz yaprağımızı sabah süzüyoruz, güzelce köfteliğimizi ıslatıyoruz, ardından tek tek yapraklarımızı güzelce sarıyoruz. Tenceremize düzgün bir şekilde diziyoruz, dizmezsek dağılıyor. Dizdikten sonra üzerine su bırakıp bir tabak, ağır bir tabak indirip güzelce pişiriyoruz. Pişirdikten sonra da ayranını da katıp bu şekilde sunuma hazırlıyoruz. Evlerine yaralı olarak giren dişi kerkenes türü kuşu tedavi edip besledi. Duyarlı vatandaş kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dişi kerkenes türü kuş yaralı olarak Masum Kartal isimli vatandaşın evinin mutfağına girdi. Duyarlı vatandaş kuşu fark ettiğini ve tedavi edip besledikten sonra hafta sonu olması nedeniyle yetkililere ulaşamadıklarını söyledi. Hafta sonu olması itibariyle yetkililere ulaşamadık. Abi yemek yersene. Kartal, yaralı kerkenizi bugün Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Bugün Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradık. Kendilerini bekliyoruz. Kendilerine teslim edeceğiz. Ya kutuyu getirseydik ya. Tamam getir zaten. Değerli izleyenler, bültenimize spor haberimizle devam ediyoruz. Vizyon 58 Spor başlıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalınbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Hadi. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor'la Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22'de Sivas 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor.
Dolar, euro, altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Değerli izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.